değişik değerler bir nevi işte Batı Avrupa'ya entegre olma sürecinde bir nevi bu değerlere, yani bu yeni realiteye alışma yani veya uyum sağlama süreci de başlamış durumda aynı zamanda. Yani bir taraftan dini canlandırılma, aynı zamandan diğer taraftan milliyetçilik, diğer taraftan Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde işte Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinde yani bu bölgeye, bu halka, işte bu Müslüman topluluğa yabancı olan bazı yeni tırnak içinde değerlere de alışma, uyum sağlama süreci. Yani bütün bu değişik bu ortamda işte Müslümanlar, Balkanlardaki Müslümanlar yani bu anlamda değişik zorluklarla karşılaşmış durumdalar yani. Aynı zamanda şunu da unutmamamız gerekmekte Dilek Hanım. Çünkü şöyle bir durum da var. Yani transition dediğimiz bir dönem var ya, yani işte transition'dan maksadımız ne? Bir nevi işte komünizmden, sosyalizmden ayrılmış olan ülkelerin demokratik sisteme geçme süreci. Bu transitional period dediğimiz dönem sadece devletleri kapsamamaktadır. Yani bildiğiniz üzere bu dönem aynı zamanda işte İslam Birliği kurumlarını da kapsamakta. Dolayısıyla İslam Müslümanları temsil eden bu kurumlarda da aynı zamanda değişik zorluklar yaşanmakta. Dolayısıyla buna binaen Müslümanların da o anlamda değişik zorlukları bulunmaktadır. Yani çünkü bu sadece günlük yaşantılarını etkilememekte. Aynı zamanda onların İslami eğitimini de etkilemektedir aynı zamanda. Şimdi mesela Makedonya örneğini vereyim ben size. Makedonya örneğinde İsa Bey Medresesi çok eski medrese olmasına rağmen İsa Bey Medresesi'nden mezun olan öğrenciler bazen Makedonya'da bulunan üniversitelerde kayıt yapma süreci engellerle karşılaşabiliyor bazen. Çünkü tamam İsa Bey Medresesi var diyor oradaki yetkililer ama işte İsa Bey Medresesi Eğitim Bakanlığı tarafından tamamen kabul edilmemiş bir medrese. Yani bir nevi keyfi uygulamalar oluyor. Anlatabiliyor muyum? Diğer taraftan onun dışında İslami Bilimler Fakültesi de var. İslami Bilimler Fakültesi'nde Makedonya örneğinde durumlar o anlamda biraz daha pozitif. Çünkü bu fakülte işte Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş. Aynı zamanda değişik dönemlerde Kuzey Makedonya hükümeti tarafından da maddi anlamda desteklenmekte. O anlamda yani o işte akredite olma ve destek anlamında daha pozitif bir örnekle karşılaşıyoruz İslam Bilimler Fakültesi örneğinde. Ancak medrese örneğinde, İsa Bey Medresesi örneğinde durumlar biraz farklı. İşte devlet tarafından maddi destek alamıyor. Yani çünkü öyle bir destek vermiyor Kuzey Makedonya hükümeti. Aynı zamanda işte tanınırlık anlamında da birçok problemle karşılaşmaktadır İsa Bey Medresesi. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Çok konuşulacak şeyler var da artık ne ifade ettiyse bilmiyorum. İnşallah uygundur. Hocam estağfurullah. Sınırlı süre içerisinde iyi bir yayındı. Sevgili Balkan Pod dinleyicileri, haftaya bir başka konu ve konukla görüşmek üzere.